Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. 5 Nisan Çarşamba gününün gündemiyle ana haber bültenimize hoş geldiniz diyoruz efendim. Yine yoğun bir gündemin ardından şekillenen haber bültenimizin başında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a gerçekleştirdiği ziyaret olacak. Yapılan kabullerde Şampiyon Meleklerin adının yaşatılması için hükümetin yapacağı projeler ve İSİAS Otel'in dava süreciyle ilgili de istişareler konuşuldu. Diğer yandan meclis heyeti bugün Adıyaman'daydı. İSİAS Otel'in enkazı önüne siyah çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı. Heyete başkanlık eden milletvekili Oğuzhan Asipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yargı ve adalete güvendiklerini belirtti. İSİAS sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, Türkiye'nin de davasıdır ve sonucu önemlidir, dedi. Türkiye'de 6 Şubat depremi sonrası yaraların sarılması çalışılırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde tüm siyasi partiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de acısına ortak ses verdi sayın seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis heyetini selamlayan siyasi parti temsilcileri söz aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin acısını paylaştı. Diğer yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yeni Ercan Havalimanı'nı ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul yazılı açıklama yaptı. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ofisinin diplomatik statüsünün artık masaya yatırılması gerektiğini dile getirdi. İşte bu aktardığım haber başlıkları ve daha fazla gelişmeyle ana haber bültenimize başlayalım. Kıbrıs Türk halkı çocuklarımızın atlarını hiçbir zaman unutmayacak. Bu olay bir devlet meselesidir ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti de destek vermektedir. Bu sözler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ait sayın seyirciler. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin yapacağı çalışmalara her zaman destek vereceğini vurguladı. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz artık. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Rujen Karakaya ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Rujen Karakaya kabulde, bu davaya verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkürlerini sunarak bazı projelerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da deprem felaketinde hayatını kaybeden canların asla unutulmayacağını ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade etti. Bundan sonra onların atlarını yaşatmak, sizlerin acılarına biraz olsun merhem olmak. Ama hepimiz de görüyoruz ki Türkiye'den buraya her yerde bu olay bir numaralı gündem maddesi olmuştur. Dolayısıyla herkesin kalbine bu oturmuş. Biz bu çocukların adının yaşatılması, Kıbrıs Türk'ünün burada bir bütün olması, bununla birlikte gelecekte belki bu gibi olaylara daha hazırlıklı olmak, çeşitli bundan bir takım dersler çıkartabilir ama tabii sizlerin acılarını paylaşmak öyle laflarla olmak. Onun için bizim de sizinle hep beraber olmamız gerekmektedir. Oluyoruz da, olacağız da. Bu derneğin kurulması tabii hayırlara vesile olsun diyorum. Önemli. Sizlerin bu acıyla bu hassasiyeti ve duyarlılığı göstermeniz toplumsal bir mesele haline gelen bu olayla ilgili olarak bundan nesil itibariyle yapılan çalışma gençliğe, spora, bütün bu konulara çocukların adlarının da birlikte özdeşleşmesi ama bir katkıdır memleketin bütünlüğüne, gençlerimize. Onun için hayırlısı olsun diyorum. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında şunları kaydetti. Toplumsal bir mesele haline gelen bu olayla ilgili olarak yapılan çalışmalar gençliğe ve spora yapılan bir katkıdır. Çocuklarımızın atları spor alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla özdeşleşmiştir. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Kalbimiz her zaman sizinle olacaktır. Kıbrıs Türk halkı çocuklarımızın atlarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu olay bir devlet meselesidir ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti de destek vermektedir. Bu çocukların adları da hiçbir zaman unutulmayacaktır. O da bir gerçek.
Başbakan Nunal Üstel de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Sayın seyirciler, Başbakan görüşmede şampiyon meleklerle alakalı dava süreci, şampiyon meleklerin adını taşıyacak biri ortaokul, biri lise olmak üzere iki okulun yapılması, anıt, şehitlik ve spor salonu projelerinin yapımıyla şampiyon meleklerle ilgili özel yasa çalışmalarını ele aldıklarını söyledi. Başbakan Nunal Üstel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Milli Eğitim Bakanı'yla görüştük bundan önce. Projelerimizi anlattık. Burslar vermek istediğimizi söyledik. Okul projeleri yapmak istediğimizi söyledik. Çocuklarımızın, kayıplarımızın adını yaşatmak için, onların anılarını yaşatmak için. Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, kabuldeki konuşmasında derneğin ilk hedefinin dava sürecinin yakından takip edilmesi, halkın, hükümetin ve devletin tüm kurumlarının bu zorlu süreçte kendilerine tam destek vermesi olduğunu söyledi. Diğer önemli hedeflerinin kaybettikleri evlatlarının anılarının yaşatılması için yapılacak okul projesi olduğunu söyleyen Karakaya, Gazi Mausa'ya şampiyon meleklerin adına yaraşır büyük bir okul projesi çizdirmeye başladıklarını kaydederek bu konuda hükümetin kendilerine ihtiyaç duydukları noktalarda yardımcı olacağından hiç kuşkuları olmadığını kaydetti. Karakaya, deprem süresi boyunca gerek başbakanlığın gerekse hükümetin eldeki tüm imkanları seferber ederek harekete geçmesinden dolayı teşekkürlerini de iletti. Başbakan Ünal Üstel de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, görüşmede şampiyon meleklerle alakalı dava süreci, şampiyon meleklerin adını taşıyacak biri ortaokul, biri lise olmak üzere iki okulun yapılması, anıt, şehitlik ve spor salonu projelerinin yapımıyla şampiyon meleklerle ilgili özel yasa çalışmalarını ele aldıklarını söyledi. Acımız büyük. Sizin evlatlarınız, bizim evlatlarımız. Dolayısıyla bu acıyı unutmak kolay değil. Allah sabırlar versin. Temennimiz bu acıların bir kez daha yaşanmamasıdır. Son derece önemli adımlar atmaya karar verdiklerini işaret eden Üstel şunları kaydetti. Onlar bizden okul yapmak için bir arazi istediler. Biz onlara çok daha iyisini teklif ediyoruz. Kendilerine çok kısa bir süre içinde meclisten geçirdiğimiz ve şu anda henüz yürürlüğe girmeyen gönüllülük esasına dayalı olarak çalışanların maaşlarından yapılacak kesintilerden toplanacak paranın tamamını Gazi Mausa'da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile hükümetimizin ortak yürüteceği iki okulun yapım projesine aktarmayı önerdim. Yani maaş kesintilerinden gelecek olan kaynağın tamamını aynen yasamızda da yazdığı gibi iki okul projesi için kullanmış olacağız. Üstelik bunu dernekle birlikte kullanacağız. Bu da hükümet olarak toplanacak kaynakların nereye kullanılacağı konusunda ne kadar samimi olduğumuzu açıkça ortaya koyacak. Dernekle çok kısa bir süre içinde bir protokol imzalayıp şu an Cumhurbaşkanlığında imzada olan yasada ihtiyaç duyuluyorsa gerekli yasal tadilatı yapıp süreci hemen başlatmaya hazır olduklarını belirten Üstel, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak yapılacak bu okul projeleri Mausa'mıza inşallah hayırlar getirecek şeklinde konuştu. Başbakan Üstel, diğer konununsa hükümetin şampiyon meleklerin anılarının yaşatılması için yapılacak spor salonu, anıt ve şehitlik projeleri olduğuna işaret ederek bu konuyla ilgili çalışmalar zaten başlatıldı ve devam ediyor. Almış olduğumuz bakanlar kurulu kararlarında söz verdiğimiz gibi bunların da gerçekleşmesi için hükümet devrededir ve her tür katkıyı yapacaktır, dedi. Görev şehidi ilan ettikleri canlar için yeni yasal düzenlemeler yapma çalışmalarını da başlattıklarını ve bu konunun da kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Üstel, İSİAS Otel'le ilgili dava süreciyle ilgili de istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Başbakan Üstel, biz kendi elimizdeki verileri ailelerimizle paylaştık. Onlar da bize ellerinde olan yeni bilgileri ulaştırdılar. Bildiğiniz üzere yasal süreci izleme için kurulan ADOK komitemiz Adıyaman'daydı. Türkiye Adalet Bakanlığı'ndan yeni bilgiler aldılar. Adıyaman Başsavcısıyla görüşmeleri vardı. Onlar da gelince son bilgileri kendilerinden de alacağım, dedi. Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanları samimiyetle seferber ettiklerini hatırlatan Üstel, ne kadar samimi olduğumuz bugün de ortadadır. Bugün ortaya koyduğumuz duruş bir samimiyet simgesidir.
bir hükümetin evlatlarına sahip çıktığının göstergesidir. Umuyorum bu tablodan herkes gerekli mesajı alır ve samimiyetle bu yardım kampanyasına destek verir şeklinde konuştu. Ziyarette konuşan ailelerde hükümetle birlikte hareket etmenin önemine değindi. Biz de yoğun olarak Türkiye'den de buradan da gelen destekler var. Buraya gelip spor salonunda yapmak isteyenler var, voleybol sahasında yapmak isteyenler var. Bunlar için yerlerimizi, yer taleplerimizi ilettik. Bu konuda sizin de desteklerinizi alıp birlikte hareket etme içerisindeyiz. Bizim çocuklarımızın yarım kalan derini yaşamadıyız onlar. Biz gelecek olan bizden sonraki nesillere bunu yaşatma çabasındayız. Ve çocuklarımızın isimlerini ancak çocukları eğiterek en etkili bir şekilde olacağına inancımız tamdır. Ve 27 aileyiz. 27 ailemizde bu konuda hemfikir ve tek yüreğiz. Bunları biz dernek, sadece bir dernek olarak değil, toplum ve devlet olarak başarma çabasındayız. Diğer gelişmelerle devam edelim bültenimize. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi dolayısıyla mağdur olan insanlar için maddi yardımda bulundu. Başbakan Ünal Üstel, deprem felaketi dolayısıyla yapılan yardımlara bakıldığı zaman nüfusu oranla Türkiye'ye en çok yardım gönderen ülkelerden birisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunun altını çizdi. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yaşanan deprem felaketi dolayısıyla mağdur olan insanlar için topladıkları parayı Başbakanlık bünyesinde açılan bağış hesabına yatırdıklarını gösteren dekontu Başbakan Ünal Üstel'e sundu. Kabul'de bir konuşma yapan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, üyelerden gönüllülük esasına dayalı mağdur olan insanlar için bir bağış kampanyası düzenledik. Toplanan yardım paralarını Başbakanlık bünyesinde açılan bağış hesabına yatırmış durumundayız. Umuyoruz bu yardım ihtiyacı olan ailelerin bir nebze de olsa yaralarının sarılmasına katkı sağlar dedi. Başbakan Ünal Üstel de deprem felaketi süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin tüm imkanlarıyla elinden gelen çabayı ortaya koyduğuna işaret etti. Deprem felaketi dolayısıyla yapılan yardımlara bakıldığı zaman nüfusa oranla Türkiye'ye en çok yardım gönderen ülkelerden birisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna dikkati çeken Üstel, bu bizim kardeşlik hukukumuzun ne kadar güçlü olduğunun en somut göstergesidir. Türkiye'mizin acıları bizim de acılarımızdır dedi. Yardımların halen sürdüğünü belirten Üstel, aynı zamanda ülkenin depreme hazır hale getirilmesi çalışmalarına katkı koymak için geçirilen yasayla, gönüllülük esasına dayalı toplanılacak kaynağın da halkın en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde değerlendirileceğini söyledi. Başbakan Ünal Üstel konuya ilişkin şunları kaydetti. Bu süreçler toplumsal dayanışmanın ve toplumsal birliğin ön plana çıktığı süreçlerdir. Bu süreçler bir olmamızı, birlik olmamızı gerektiren süreçlerdir. Bu vesileyle bir kez daha Kıbrıs Türk TMT Mücahitler Derneği'ne asrın deprem felaketinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nde ihtiyaç duyan kardeşlerimize, onların yaralarının sarılmasına yönelik kullanılmak üzere yapmış oldukları bağıştan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hiç kuşkunuz olmasın, yapmış olduğunuz tüm yardımlar olması gerektiği ve ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılmaktadır ve ulaştırılacaktır, dedi. Sayın seyirciler, Adıyaman'a uzanıyoruz. Cumhuriyet Meclisi'nde depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komite Adıyaman'da temaslarda bulundu zira. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı'ndaki heyet, siyasi otel enkazının bulunduğu bölgeye siyah çelenk bıraktı. Basın açıklaması yapıldı. Hasipoğlu, siyasi otel dosyasında sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduklarını belirtti. Tek amacımız adaletin tecelli ettiğini görmek. Suçluların en ağır cezayı almasını talep edeceğiz, dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine, yargısına güvendiklerini vurgulayan Hasipoğlu, dosyayla ilgili şu an 5 tutuklu olduğunu, soruşturmanın genişletilmesine devam edildiğini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi'nde depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komite, Adıyaman'da temaslarda bulundu.
Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyet, İsyas Otel enkazının bulunduğu bölgeye siyah çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı. Ana vatanın acısı bizim de acımızdır diyen Hasipoğlu, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'a uçak göndererek gerekli girişimler ve desteğin yapılması için çalıştıklarını anlattı. Bizim maalesef 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tabii ki çok fazla ölümümüz vardır. Türk milletinin tekrardan başı sağ olsun. Ama bu gencecik yavrularımız, Gazi Mausa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri, aileleri hayatlarını kaybetmiştir. Bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıştır. Bugün burada valimizle, biraz önce de Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Soruşturma dosyasıyla ilgili gerekli bilgileri aldık. Çok fazla dosya var ama bizi mutlu etmiştir ki özel olarak bu dosyada savcılık makamı tarafından ilgi alaka vardır. Dosyayla ilgili tüm raporlar, statik raporlar, mimari dosya hepsine erişilmiştir ve enkaz kalkmadan numuneler alınmıştır. Ve bu numuneler inceleme için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Şu an dosyada 5 tutuklu vardır. Daha fazla tutuklunun olabileceğine dair soruşturmanın genişletilmesi devam etmektedir. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine, yargısına güveniyoruz. Orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız bizden bu konuda tabii ki haber bekliyorlar dosyanın süreciyle ilgili. Ama bu sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduk. Bir kez daha ifade ediyorum ki bizim tek amacımız yargının işine karışmak değil, adaletin tecelli etmesini görmektir. O 35 kardeşimizin, 25 yavrumuzun ailelerinin de bizden beklentisi budur. Bu uğurda da biz bir takip bürosu gibi meclisimizde bu süreci takip edeceğiz. Günün sonunda da suçluların en ağır ceza almasını talep edeceğiz tabii ki. Sadece İsyas özelinde değil. Maalesef hatalı binalar, kolon çalan, kolon kesen, malzemeden çalan müteahhitler ve bina sahipleri öldürüyor. Bunun önüne hepimizin geçmesi gerekiyor. Bu davalar da caydırıcılık anlamında bizim için özel öneme sahiptir. İsyas davası sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davası değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de davasıdır. Dolayısıyla bu davanın sonucu bizler için çok önemlidir. Meclis Başkan Yardımcısı ve komite üyesi Fazilet Özdenefe de süreçle ilgili ailelerin ve yakınlarının gözleri, kulakları ve sözleri olmak adına Adıyaman'da olduklarını dile getirdi. Fazilet Özdenefe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partiler olarak bu konuya partiler üstü bir noktada yaklaştıklarını belirtti. Burada kaybettiğimiz canlarımız, çocuklarımız ve onlarla ilgili olarak ceza ve sonrasında muhtemelen hukuki ve adli süreçler de olacaktır. Davaların takibi bizim için çok önemli. Adaletin tecellisi bizler için çok önemli. Türkiye'de 6 Şubat depremi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde tüm siyasi partiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de acısına ortak ses verdi sayın seyirciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu bir süre izleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Heyetini selamlayan siyasi parti temsilcileri söz aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin acısını paylaştıklarını vurguladılar. Cumhuriyet Meclisi depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komite başkanı Ozan Hasipoğlu ve beraberindeki milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu izlediler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti genel kurula alındıkları sırada alkışlarla karşılandı. Sayın milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel komitesi başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyet genel kurulu teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bulunan siyasi parti grup başkan vekilleri ve milletvekilleri söz alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deprem acısını paylaştıklarını ifade ettiler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sayın heyetine başkanın şahsında girdiğim bütün heyeti saygıyla selamlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 6 Şubat tarihinde yaşanan depremde tüm kaybettiklerimiz yüreğimizi yakmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Adıyaman'da olan ve İSAS Otel'de hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin acısını bir kez daha paylaştığımızı, kendilerinin rahatsız olduğu kurtarma çalışmalarının başladığı yönündeki yanlış bilgilendirme, kurtarma çalışmalarının geç başlaması ve sonrasında malum ulaşılan son derece sıkıntı verici sonuç hepimizi çok rahatsız etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak süreci yakından takip edeceğiz. Genel Başkanımız taziye ziyaretlerinde ailelere verdiği söz, partimizin, Millet İttifakı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin namus sözüdür. Buyurunuz Sayın Can. Evet başkanım, teşekkür ediyorum. Biz de Kıbrıs heyetine hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiler, şeref verdiler. Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden Kıbrıs'tan giden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimiz ve Kıbrıs halkının başı sağ olsun. Ben de Kuzey Kıbrıs heyetine hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Aynı şekilde Adıyaman'daki depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle tüm Kıbrıs halkına hayırlı Ramazanlar ve akabinde hayırlı bayramlar diliyorum. Hoş geldiler, sefa geldiler. Saygılar sunuyorum. Sayın Beştaş. Ya ben de bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen Adıyaman İSYAS Otel'de yaşamını yitiren öğrenciler hakikaten hepimizi çok üzdü. Voleybol için gelip ailelerinin onların cenazelerini aramak için gelmesi, hele hele enkaz altında ki arama kurtarma çalışmalarına dair gözlemlerimiz, biz de Adıyaman'daydık, Kemal Bülbül vekilimizle de gittik enkaz yerine. Yani gelen heyetimize biz de acılarını paylaştığımızı, hakikaten çok çok üzüldüğümüzü ve bunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. İçe dönelim. Gülgün Süt Ürünleri'nin tesislerinde incelemede bulunan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşayan eşit egemen bir halk olarak bir gün gelecek sadece Avrupa'ya değil, tüm dünya pazarlarına girmeyi mutlaka başaracak dedi. Kim tarafından uygulanırsa uygulansın, ambargoların insani ve kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Üstel, üreticilerin bu ambargoyu hak etmediklerini ispatladığını kaydetti. Başbakan Ünal Üstel, Gülgün Süt Ürünleri'nin tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkinlerden süreçle ilgili bilgi aldı. Ziyarette bir açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, ülkemizde bulunan tüm sanayi kuruluşlarının üretim standartlarının artırılması, gıda üreten firmalarımızın gıda güvenliği sertifikalarını alması, sadece ihracatımız için değil, halkımızın kaliteli ürünlere ulaşması noktasında da son derece önemlidir. Halkımızın kaliteli ürünler kullanması, sağlıklı gıda tüketmesi, aynı zamanda ürettiğimiz kaliteli ürünlerin dünya pazarında hak ettiği değeri ve yeri bulması için yapılan çalışmaların dün olduğu gibi bugün de arkasında olacağız dedi. Hellim sürecine ilişkinde görüşlerini açıklayan Başbakan Ünal Üstel şunları kaydetti. Gerek başbakanlık, gerekse başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi olarak bu sürecin ilk başladığı günden itibaren içinde olduk. Ortaya çıkan pek çok hatalı tutumun yapmış olduğumuz çalışmalarla önüne geçtik. Süreç hala tam istediğimiz noktaya gelmiş değildir. Ama bu bir ilk adımdır. Çalışmalarımız sürmektedir. İnanıyorum ki Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda yaşayan eşit egemen bir halk olarak bir gün gelecek sadece Avrupa Birliği değil tüm dünya pazarlarına girmeyi mutlaka başaracaktır. Kim tarafından uygulanırsa uygulansın, ambargolar insani değildir, kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türk halkına ve üreticisine uygulanan tüm ambargolara rağmen, üreticilerimiz bu ambargoyu hak etmediklerini, yapmış oldukları bu kaliteli üretimle bir kez daha ispatlamışlardır.
Gülgün Süt ürünlerini almış oldukları sertifikadan dolayı tebrik eden Başbakan Üstel, diğer ülkedeki tüm firmalara da sertifika alım süreçlerinde başarılar diledi. Altay, burada ben sizleri kutluyorum. Çünkü 2007'de bugüne kadar uzun bir süreçtir ve her türlü... Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yeni Ercan Havalimanı'nı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu sayın seyirciler. Bakan Arıklı, Türkiye'de meydana gelen depremden dolayı Kahramanmaraş'ta bulunan ve yeni havalimanı için pano ve trafo üreten fabrikada bir süre üretimin durması nedeniyle gecikmeler yaşandığını belirtti. Yeniden üretime başlayan fabrikadan gelecek malzemelerin süratle monte edileceğini ve havalimanının açılışa hazır hale getirileceğini söyledi. Büyükelçi Feyzioğlu da büyük bir eser olarak nitelediği yeni Ercan Havalimanı'nın %98 oranında bittiğini işaret etti. Yeni havalimanının dünyadaki havalimanlarıyla rekabet edebilecek güçte olacağını da kaydetti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni Ercan Havalimanı'nın son durumunu yerinde görmek üzere Ercan'da incelemelerde bulundu. Arıklı ve Feyzioğlu ziyarette havalimanını gezdi, yetkililerden bilgi aldı ve basın toplantısı düzenledi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı toplantıda yeni Ercan Havalimanı'nın açılışındaki gecikmeye değindi. Anavatan Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem maalesef Kahramanmaraş'ta da hasara yol açtı ve Kahramanmaraş'ta Ercan Havalimanı'na pano ve trafo üreten fabrikada uzun süre üretim durdu. Dolayısıyla bir takım gecikmeler var. Üretim tekrar başladı ve teslimatlar da başladı. Onları bekliyoruz. Geldiğinde süratle monte edilecek ve Ercan Havalimanı açılışı hazır hale gelecek. Bakan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı'nın Türkiye'nin 4. büyük havalimanı olan Dalaman'a eşit büyüklükte bir yapı olduğuna vurgu yaparak yeni havalimanının 10 milyon yolcu kapasitesi olduğunu aktardı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla en üst düzeyde koordinasyonu sağlamak için göreve geldiğinden beri çalıştığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı en üst düzeyde koordinasyonu sağla, bu büyük eseri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk halkına en kısa sürede kazandıralım, açılışı yapmayı sağla dediler bana, talimatım bu. Ben de geldiğimden beri inanın elektrik panosu eksiğinden işte asfaltlamasına, sözleşmesel bir takım konulara kadar A'dan Z'ye her işin içindeyim. Takip ediyorum ve koordinasyonu Sayın Bakanımızla, hükümetle ve Türkiye arasında sağlıyoruz. Bu büyük bir eser ve bitti. %98 küsuru da var ama hadi nazar değmesin diye küsurunu söylemeyeyim. %98 oranında fiziki anlamda bitti bu eser. Dolayısıyla şimdiden Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun diyebiliriz. Dünyadaki çağdaş havaalanlarının hepsiyle rekabet edecek güçte. Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin 4. büyük havaalanıyla, tesisleriyle eşdeğer, eşit büyüklükte. Bu eser hayata geçtiğinde, yani yolcu kabulüne başladığında, yeni piste uçaklar inip kalktığında çok büyük bir gurur yaşayacağız hep birlikte. İzolasyonların kırılmasında çok büyük katkısı olacak eminim. Çünkü dünya standartlarında, hatta ortalamanın çok üzerinde güvenliği de beraberinde Kıbrıs Türk halkına getirmiş olacağız. Feyzioğlu, havalimanı ile ilgili söylentilerin bir kenara bırakılmasını da isteyerek, bu tesis öyle bir eser ki her söylentiye, her söylenene, her kara çalana kendisi cevap verecek, dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan açıklama geldi. Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ofisi'nin diplomatik statüsünün masaya yatırılması gerektiğini açıkladı. Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
diplomatik dokunulmazlığa sahip bir ofis bulundurmasının tutarsızlık ve çelişki olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yazılı açıklama yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma, statüsünü yükseltme ve siyasi tanınma girişimlerini engellemek için Avrupa Birliği'ni kullandıklarını itiraf eden Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Konstantinos Konvos'un açıklamalarını eleştirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği kozunu açık açık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aleyhine kullandığını itiraf ettiğini kaydeden Ertuğruloğlu, Rum Yönetimi büyük bir pişkinlikle Kıbrıs konusundaki girişimlerde Avrupa Birliği'nin aktif bir rol üstlenmesini talep etmekten de çekinmiyor, utanmıyor. Diğer yandan da Avrupa Birliği devlet olarak tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde diplomatik dokunulmazlığı olan bir sözde destek ofisi bulunduruyor. Bu ofiste her faaliyetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünü ve temellerini sabote ediyor. Avrupa Birliği de bundan utanmıyor dedi. Avrupa Birliği'nin tanımadığı bir ülkede diplomatik misyon bulundurmasının tutarsızlığını ve çelişkisini açıklamasını talep eden Ertuğruloğlu, tüm bunlar yaşanırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir Avrupa Birliği hayranlığı ve Avrupa Birliği denince akan sular durur sevdası almış başını gidiyor. Kişilerin beslenmesi, devletin sabote edilmesi kabul görüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileriyle Avrupa Birliği'nin ülkemizdeki ofisinin diplomatik statüsü masaya yatırılmalıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının verilen mücadele sonucunda Doğu Akdeniz'de bağımsız, özgür ve onurlu bir devlete sahip olduğuna işaret etti. Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulundu ve ulusal menfaatlere doğrultusunda ülkelerin başka ülkelere tahakküm edebildikleri bir dünyada onurlu ve bağımsız bir devletin varlığının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Tatar, Anapartalar Lisesi'nde gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gençlerle gerçekleştirdiği söyleşi ziyaretleri kapsamında Girne Anapartalar Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Anapartalar Lisesi'nde bu güzel sabahta sizlere beraber olmaktan mutluluğumu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Tatar, gençlere hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının verilen mücadele sonucunda Doğu Akdeniz'de bağımsız, özgür ve onurlu bir devlete sahip olduğuna işaret ederek Ukrayna-Rusya savaşına atıfta bulundu ve ulusal menfaatleri doğrultusunda ülkelerin başka ülkelere tahakküm edebildikleri bir dünyada onurlu ve bağımsız bir devletin varlığının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Tatar, mevcut uluslararası bir takım sıkıntılara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak yaşamaya devam edeceğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, kendi imkanları çerçevesinde ve doğal kaynakları itibarıyla ülkenin gelecekte yatırımlarla daha büyük bir potansiyel kazanabileceğine dikkat çekti. Kıbrıs Adası'nın coğrafik önemine değinen Tatar, egemen eşitlik temelinde bir antlaşma olması için uğraş verdiklerini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her geçen gün gelişmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere imkanları iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bu imkanları, bu fırsatları iyi değerlendirip, iyi eğitim alıp ve sizlerin kendi aralarınızdaki bağlar, kendi aralarınızdaki dostluk, kardeşlik ilişkileri, öğretmenlerinizle, hocalarınızla, her türlüsüyle bütün bunlar bir insanın gelişiminde fevkalade önemli fırsatlardır. Ve bu fırsatlar bir süre sonra bakacaksınız ki fırsatlar gitti ve ben o fırsatları nasıl değerlendirdim? Onun için çalışmak lazım, üretmek lazım ve disiplin. Tatar, Türkiye'de meydana gelen 6 Şubat depreminin büyük acılara yol açtığını da anımsatarak yaraların bir an önce sarılması için büyük çaba ortaya konulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar'a Girne Anapartalar Lisesi futbol takımının 10 numaralı forması hediye edildi. Sayın seyirciler, ilaç konusuyla devam edelim. Sağlık Bakanı İzzem Gürçaltuğra, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bazı ilaçların geldiğini duyurdu. Sağlık Bakanı İzzem Gürçaltuğra, Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne hipertansiyon ilaçları, kolesterol ilaçları, antidepresanlar, anemi ilaçları, analjezikler,
diyabet ilaçları, kan sulandırıcı ilaçların geldiğini açıkladı. İlaçların ülkeye peyderpey gelmeye devam edeceğini belirten Altuğra, mevcut ilaç eksikliğinin giderilmesi için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını da kaydetti. 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen ve ülkemizde de etkisi hissedilen depremin ardından binaların depreme dayanıklılığı inceleniyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'la Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası'nın talebiyle Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden bir heyet Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda ön incelemede bulundu. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Eriş Uygar başkanlığındaki heyet Bayrak Radyo Televizyon Kurumu binasının fiziki yapısı ve depreme dayanıklılığı konusunda ön incelemede bulundu. Heyete incelemeleri sırasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'a Baysen Başkanı İbrahim Kanat eşlik etti. İncelemenin ardından öğretim görevlileri ilk izlenimleri aktardı. Uzmanlık alanı deprem mühendisliği olan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim görevlisi Doçent Doktor Mehmet Cemal Geneş, kurum binasının dıştan incelendiği zaman bakım sorunlarına bağlı olarak bazı hasarlar olduğunu, ancak bunların deprem kaynaklı olmayıp bakımsızlıktan oluşan hasarlar olduğunu anlattı. Geneş, bodrum katında da bazı hasarlar olduğunu, ancak inşaat tekniği açısından perdeli olarak yapılan alandaki hasarların binaya zarar vermeyeceği görüşünü dile getirdi. Görünüş olarak dediğim gibi bakımla ilgili bazı sorunların, bazı durumların zamanında müdahale edilmemiş olmasından dolayı oluşan bazı hasarlar var. Bunları analizleri yaptıktan sonra daha net bir şekilde bunların binanın davranışına etkisini o zaman ortaya koymuş olacağız. Uzmanlık alanı yapı malzemeleri olan İnşaat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Özgür Erense, binaya bakıldığı zaman yaştan dolayı bazı problemler olduğunu, ancak beton kalitesi, demir donatıları ve korozyonun derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti. Bunların ölçülmesi, tespit edilmesi ve sonrasında raporumuzu hazırlamamız gerekecek. Bunun dışında çok büyük bir problemler görmedik aslında. 80'li yıllarda ve 90'lı yılların başına kadar genelde kullanılan akrega deniz akregası olduğu için tuz ile ilgili korozyon problemleri bu tür binaların hepsinde görülüyor. O devirden kalma binalarda bu sorun var. Sonradan biliyorsunuz yasaklandı denizden kullanılan kum ve çakıl. O problem şu anda pek görülmese de bu eski binalarda bu sorun mevcuttur, var. Her yerde bunları görebiliyoruz. Uzmanların Bayrak Radyo Televizyon Kurumu binasıyla ilgili ön inceleme raporunun bir hafta veya 15 gün içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor. Sayın seyirciler, Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı mevkiine atanan Ahmet Beşerler'e rütbeleri takıldı. Beşerler polis mensuplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak polis örgütünü daha ileriye taşımanın başlıca görevi olduğunu söyledi. Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı mevkiine atanan Ahmet Beşerler'e törenle rütbeleri takıldı. Törende konuşan Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler, her zaman olduğu gibi tüm polis mensuplarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak polis örgütünü daha ileriye taşımanın başlıca görevi olduğunu söyledi. Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise, devlet büyüklerinin de onayıyla Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı mevkiine atanan Beşerler'in bu kutsal görevi layıkıyla yapacağını, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için tüm birimlerle uyum ve birlik içerisinde çalışarak Polis Genel Müdürlüğünü daha ileriye taşıyacağına dair inancının tam olduğunu kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik kesintileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve kamu ihale değişiklik yasa tasarısı konusunda eleştirilerde bulundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası Web TV'de katıldığı programda elektrik kesintileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve kamu ihale değişiklik yasa tasarısı konusuna değinerek, meselenin Kıbrıs Türk halkının geleceğine sahip çıkmak olduğu görüşünü ifade etti.
Tufan Erhürman, yıllardır Kıbrık'a yatırım yapılmadığını savunarak, elektrikli Aksa'yla yapılmak istenen 15 yıllık anlaşmayla halkın 15 yıllık geleceğinin alınacağını ileri sürdü. Erhürman, Başbakan Ünal Üstel'in elektrik kesintileriyle ilgili sabotaj sözlerine de atıfta bulunarak bunu ispatlamasını istedi. Geçtiğimiz gün yaşama veda eden sendikal yaşamın önemli isimlerinden Önder Konuloğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sendikal yaşamın önemli isimlerinden, bir dönemin önde gelen futbolcularından Önder Konuloğlu, Karaoğlanoğlu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Konuloğlu'nun cenaze törenine ailesi, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bazı milletvekilleri, sendikacılar ve spor camiası katıldı. 1942 yılında Limasol'da dünyaya gelen ve Arap Ali destanına konu olan Arap Ali'nin de oğlu olan Konuloğlu, 81 yaşında yaşama veda etti. Bu haberle bize ayrılan Süreyya'nın haberimizi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam saatler 19.30 gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağımızı belirtelim. Geceniz güzel geçsin. Hoşçakalın. Aksa Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Alınan sonuçlarsa şöyle: Hamitköy 3, Yenicami 2, Cihangir 1, Maus Atatürk Gücü 2, Mesarya 4, Türk Ocağı 0, Lefke 3, Gönyeli 2, Doğan Türk Birliği 0, Küçük Kaymaklı 1, Göçmenköy 0, Merit Alsancak Yeşilova 2. Şu sıralarda oynanan ve BRT2'den de canlı yayınlanan mücadelede ise Çetinkaya ile Çayna Pazar Gençlik Gücü takımları karşı karşıya geliyor. Milli yüzücü Doğukan Ulaç, Kocaeli Gebze'de 6-9 Nisan tarihlerinde yer alacak Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası, milli takım Len Cup 2 Piombino belirleme yarışında kulaş atacak. Doğukan, Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 10K'da vereceği mücadeleyi ilk 5'te bitirmesi halinde Len Cup'ın ikinci ayağına milli takımla katılma hakkı elde edecek. Avrupa Yüzme Birliği'nin İsrail'deki birinci ayak sonrasında İtalya Piombino'da organize edilecek ikinci ayak 9 Nisan'da yapılacak. Handball Kadınlar Federasyon Kupası final karşılaşması UKÜ ile Miracle Esentepe takımları arasında 8 Nisan Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. UKÜ Arena'daki yarı finallerde Miracle Esentepe, Ozanköy'ü 51-16, UKÜ'de Şahlan'ı 32-25 mağlup etmişti. Diğer yandan kupanın erkekler yarı finalinde şu sıralarda Atatürk Spor Salonu'nda yer alan karşılaşmalarda ise Gençlik Gücü ile Doğu Kent ve Yükselişte de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları mücadele ediyor. Basketbol Erkekler Pro Lig 4. hafta mücadelesinde yenilgisiz lider Coop Spor, Savoy Marmara'yı 80-51'lik skorla yendi. Karşılaşmada Coop Spor'un Amerikalı oyuncusu Tyrell 19 sayı, 2 asist, 3 top çalma ve 17 verimlilik puanıyla öne çıkan isimdi. Savoy Marmara'da ise Gökhan 13 sayı, 6 rebound, 5 asist, 2 top çalmayla ve 13 verimlilikle oynadı. Bu arada karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Eser ile Federasyon Eğitim Koordinatörü Murat Özyer de izledi. Voleybol Şampiyon Melekler alt liglerine sınavlar dolayısıyla verilen ara sonrasında yeniden başlandı. U18 kızlarda Esentepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 3-1 mağlup etti. U14 kızlarda ise şu sıralarda Mausa Arena'da yer alan mücadelede Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor'la Karpaz Gate Marina takımları karşı karşıya geliyor. İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Athletic Bilbao ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Osasuna finale çıkan ilk takım oldu. Takım tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.
kupayı 23 kez de en fazla müzesine götüren ikinci takım olan Atletik ise son 4 sezonda 3. kez finale kalma fırsatını kaçırdı. Diğer yandan kupanın diğer yarı final maçı bu akşam saat 22'de Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak. El Clasico olarak adlandırılan İspanya'nın iki ezeli rakibinin yarı finaldeki ilk karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 1-0 yenmişti. Final 6 Mayıs'ta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagücü Trabzonspor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı lacivertler yarı finalde bu akşam saat 20.30'da oynanacak Galatasaray-Medipol-Başakşehir maçının galibiyle karşılaşacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek finalde yarın Fenerbahçe-Yukatel-Kayserispor maçı var. Kupada yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı ve üyelerin katılımıyla Mimar Mehmet Vahip toplantı salonunda yapıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı'nın doğal başkan olduğu Spor Kulübü Genel Kurulu'nda tüzeye uygun olarak faaliyet ve mali raporlar okunup onaylanmasından sonra kulübün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi. Genel kurulda ayrıca önümüzdeki aylarda yapılacak faaliyetler de görüşüldü. Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği'nin organize ettiği Cahit Necipoğlu Drag yarışı 8-9 Nisan tarihlerinde 70 pilotun katılımıyla Akıncılar Tünel yolunda yapılacak. Organizasyon 8 Nisan Cumartesi saat 16'dan itibaren yapılacak sıralamalarla başlayacak. Heyecan 9 Nisan Pazar saat 14'ten itibaren başlayacak olan ikili eşleşmelerle devam edecek. 9-15 saniye arası 7 sınıfta gerçekleşecek olan organizasyonda Türkiye'den 7, Güney'den 4 olmak üzere 5 de kadın pilot yer alacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetle esecek. Bu gecenin düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 9, Girne'de 14, Alefkayası'nda 10, Güzellyurt'ta 11, Gazimağusa'da 12, Lefke'de 12, İskele'de 10 ve Yeni Erenköy'de ise 13 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 23, Girne'de 21, Alefkayası'nda 18, Güzellyurt'ta 23, Gazimağusa'da 23, Lefke'de 22, İskele'de 23 ve Yeni Erenköy'de ise 20 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve batıdan 4 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta, yer yer kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.